Her mutfağın olmazsa olmazı düdüklü tencere. Bu defa fenomen gelin adayının evinde patladı. Peki bu faciaların önüne geçmek için dikkat etmemiz gereken 5 madde bakın neymiş? Yanlış zamanda dokunmak, altını kısmamak ya da bakım yapmamak, bu hatalar düdüklü tencerenin bomba gibi patlamasına neden oluyor. Düdüklü tencere faciaları bitmiyor. Son olay, fenomen gelin adayı Sinem Umaş'ın başına geldi. Köpeklerine kemik kaynattığı sırada düdüklü tencere patladı. Kolları ve bacakları yandı. Düdüklü tencere yanlış kullanıldığında faciayla sonuçlanabilir. Peki düdüklü tencereler neden patlıyor? Bu tencereleri kullanırken 5 kurala dikkat etmek gerekiyor. Düdüklü tencerelerimizde su seviyesi çok önemli. Bazı düdüklü tencerelerimizde bir çizgi vardır. O çizgiyi geçmemek gerekiyor. O çizginin dışında aynı zamanda çok da aşağıda da olmaması gerekiyor. Çünkü kaynadıkça su biter. Su bitince de basınç daha da yukarıya çıkıyor ve patlamasına sebep oluyor. Yapılan en büyük hatalardan biri de düdüklü tencereyi sallamak. İçerisindeki yemeğin pişip pişmediğini anlamayan ev hanımı onu salladığı an içerisindeki basıncın artmasına sebep olabiliyor. Çok önemli hususlardan bir tanesi de tencerenin sallanmaması gerekiyor. Özellikle asit tarzı, köpük tarzı içeren ürünlerde, nohut gibi ürünlerde çok salladığımız zaman bu basıncın daha da artmasını sağlıyor ve patlamayı tetikliyor. Dolayısıyla bu şekilde bir sallama olayını yapmamamız gerekiyor. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Düdüklü tencerenizin patlamasını istemiyorsanız yemeğiniz pişmeye başladıktan kısa bir süre sonra altını kısmakta fayda var. Ev hanımlarının yapmış olduğu en büyük hatalardan bir tanesi de ocağın ısısının çok yüksek tutulması. İlk etapta, ilk kaynadığı dönem içerisinde ısıyı yüksek tutabiliriz, parlı olabilir. Ama sonrasında mutlaka kısmamız gerekiyor ısıyı. Bu da patlamayı tetikleyen unsurlardan bir tanesi. En önemli hususlardan bir diğeri de düdüklü tencerenin kapağının açılma zamanı. Yemeğimizi pişirdik, hazır şu anda. Ama çok önemli bir husus var burada. Kapağı hemen açmıyoruz. Önce bir dinlenmesini bekliyoruz. O basıncın aşağı inmesini bekliyoruz. Bir 10-15 dakika dinlendikten sonra kapağımızı açabiliriz. Ve patlamaya yol açan son neden tencerenin bakımının aksatılması. 6 ayda bir kontrol ettirmek büyük felaketi engelleyebilir. Kapağımızın şu kısmında silikon bir lastik bulunuyor. Bu hava kaçmamasını sağlıyor. Bu yaklaşık bir 6 ay içerisinde zarar görebiliyor. Burada kenarlarda yırtıklar olabilir. Bu da neye sebep olabilir? Havanın dışarıya çıkmasına ve tamamen kapağın kapatılmamasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla mutlaka bu da kontrol edilmeli. Eğer eskiliyse yenisiyle değiştirmesi lazım.